24 Kasım Öğretmenler Günü her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlandı. Öğretmenlerine çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilerin yolunu tuttu. Bakalım çiçekçilerde son durum nasıl? Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. İşleriniz nasıl? Satışlarınız ne durumda? Yani piyasada hareketlenme başladı. İşte dün arefesiydi. Bugün 24 Kasım'da insanlar adreslerine, evlerine, işte Kayseri'nin her yerine adrese telefonla arayarak çiçeklerini gönderiyorlar. Peki işlerden memnun musunuz? Yani işlerden çok şükür memnunuz. Ama piyasada ister istemez işte dolar, euro, kur farkları falan var ya abicim. Bunların da bizim sektöre etkisi oluyor. Bazı ürünlerimiz Hollanda'dan geliyor. Bazıları Türkiye'de yetişiyor. İthal ürünlerde ister istemez artışlar kaynaklanıyor. Bunu da biz mecburen üreticiye yansıtıyoruz. Ama yani biz insanımıza, halkımıza, tüketicimize yani istediğimiz kadar en düşük haliyle sunmaya çalışıyoruz ürünlerimizi. Fiyatlardan bahsettiniz. Şu anda fiyatlar ne durumda? Gülün tanesini şu anda 10 TL'ye satıyoruz. Türkiye'nin her yerine de 1 saatte çiçek gönderim garantisi veriyoruz. Çiçek filosu bahisiyiz aynı zamanda. Yani insanlar genelde 10 TL'den başlayan ürünleri tercih ediyorlar öğretmen olduğu için. Bazısı da 400 TL'lik ürün de tercih ediyor. Ama sonuçta bunu düşünüp almaları yetiyor. Bizim için önemli kısmı bu. Peki en çok satan ürününüz ne oldu bugün? Yani her zaman kırmızı gül rövanşta olur. İşte sevgiyi, aşkı simgelediği için. Bunlar olur. Ayrıyetten işte şu şekil orkidelerimiz mevcut. Paketli, hazır. Ondan sonra şu şekil değişik mesela özel ürünlerimiz var. Sansöver ya, bunlar yurt dışından geliyor. Ayrıyetten şu şekil teraryumlar var. Bunlardan da öğrenciler, işte öğretmenlerine, sevdiklerine, eşine, sevgilisine teslim ediyorlar yani. Gönderiyoruz da kendileri de alabiliyorlar. Peki ilerleyen süreçte neler bekliyorsunuz? İlerleyen süreçte inşallah iyi olur yani. Yani esnafımızın açısından, halk açısından isteyen istediğine her şeyi tercih edebilsin, gücü yetebilsin. Yani bu ülkede huzur olsun, mutluluk olsun. Bizim beklentimiz bu. Biz de çiçeklerle insanları bol çiçekli günler diliyoruz. Hepsine saygılar, selamlar sunuyoruz. Peki ya satışlarınız ve fiyatlar geçen seneye göre bakacak olursak ne durumda? Yani insanlar yine tercih ediyor. Yani bu şöyle bir şey. Çiçek lüks değildir bence. Düşünüp almaktır yani. Mesela bir tane gülle de sevdiğin insan mutlu edebilir. 1000 taneyle de mutlu edebilir.